Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Clash of Clans oyunuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber artık hem yeni koruyucu kostümümüzü deneyeceğiz, efsanevi olan. Hem de burada 5000 kupaya doğru kısacağız, efsane lige doğru kısacağız. Çünkü artık 4 kahramanımız da ayakta ve belediye binası 15 max seviyesinde diyebilirim. Ayrıca sandıklarımız var, sandıklarımız daha yeni geldi arkadaşlar. Burada 2 saat vesaire olmuş yaklaşık olaraktan. Gizli hazineyi bulmak için düşman binalarını yok ediyor. 3 tane de sandığımız var. Vallahi kostüm çıkartan arkadaşlarımız var. Onu bunu çıkartan arkadaşlarımız var. Bize dandirik dundirik şeyler gelmişti en son. Umuyorum ki sandıklardan da güzel şeyler çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Şimdiden videoya like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında klanımıza gelmek isterseniz Korkusuz Oyuncu adında çok güzel gelişen bir klanımız var. Gelmek isterseniz buraya da gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Özellikle sağlam hesabı olan arkadaşlarımız için söylemiş olayım. Şimdi özellikle kupası yüksek kölere saldıracağım arkadaşlar. Ganimete de bakmıyorum artık. Neden derseniz zaten efsane lige çıktığımızda çok bir ganimet sorunu yaşamayacağız. Duvarlarımız maxta olduğu için fazlasıyla yetiyor arkadaşlar efsane ve lig ganimeti bize. O noktada 34 kupa. Belediye binası 16, sağlam bir köy. Buraya geçeceğim, daha kolay köyler buluruz diye düşünüyorum o kupalarda. 24 kupa, burası da fazla kolay, o yüzden buraya da geçeceğim. Bir belediye binası 15 max seviyesinde bir köy bulsak aslında bizim için güzel olur, kendimizi denememiz açısından. 31 kupa, belediye binası 15, belediye binasını falan yükseltiyor ama 30 kupa aslında gayet iyi. Buraya saldırımı yapsam diye bir düşünüyorum. Bakalım bakalım. Hadi buraya saldırımızı yaparaktan başlayalım. Bir şekilde 3 yıldız alırız diye düşünüyorum. Şurada X sayımız var. Şurada havanımız var. Şu alt taraftansak şurada bir tane havan var sadece. Allah. Şimdiki gel bakalım alev atıcı. Şu noktada atacağım arkadaşlar alev atıcıma. Oradan alev atıcıyla başlamış olalım bakalım. Ve gel bakalım. Şunu şöyle ayarlayayım hemen. Bunu ayarladıktan sonra kraliçe yürüyüşüme devam edeceğim. Tamamdır. Kraliçe yürüyüşümüze devam edebiliriz. Alev atıcı oradan vuruyor olsun. Alt taraftan kartal topuna doğru yürüsem çok güzel olur. Şuradan kraliçe ataraktan başlayalım. Şuraya bir tane balon atacağım. Şuraya bebek ejderha atacağım. Bebek ejderha konusunda biraz geç kaldık. Lütfen sağ tarafa doğru git kraliçe. Tamamdır. Güzel, en azından sağ tarafa doğru gitti. Duvar yıkıcıyı kullanacağım ama şu an değil. Büyücünün de kilitlenmesi lazım. Büyücü de kilitlendikten sonra bu noktada duvar yıkıcılarımı atıyor olacağım. Bir tane duvar yıkıcı atmasaymışım da olurmuş ama yine dert değil dediğim gibi. İki tane duvar yıkıcım var. Öfke büyüsüyle beraber orada yine duvar yıkmaya çalışacağım. Şuraya bir tane öfke büyüsü attım. Biraz da duvar yıkıcılar için arkadaşlar. Burada öfkeyle beraber orada duvarları almayı başarıyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Şu da havan görmeden Kaya Saçar'a da vuracak alev atıcımız. O yönden de bayağı iyi izleyebilirim. Kraliçe burada öfke büyüsünü bir yandan kullandı. Duvar yakıcı dışında. O da gayet güzel. Şuraya bir tane dondurma büyüsü. Şuraya bir tane öfke büyüsü. Daha hızlı alması için öfkelendirmek istedim. Çok güzel. Zehir büyüsü attım bu noktada. Görünmezlik büyüsünü attım. Hoppala geldim hemen. Yandan bir şeylere bakıyorum da sıkıntı olmasın diye. Güzel. Şimdi buradan Barbar Kralı yollayacağım. Kraliçe. Orada duvarlara takılacaksın değil mi? Hiç takılma kraliçe. Gel bakalım buraya, alt tarafa git. Ana orduyu bırakacağım. Bir dakikalık bir süremiz kaldı. Şuradan ana orduyu bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan gel bakalım. Seni de attım, seni de attım, seni de attım. Özelliğine direkt bastım senin o noktada. Süreden yana sorun yaşayabiliriz gibi duruyor. Şu an gördüğümde, baktığımda. Şöyle koruyucunun özelliğini yapıştırdım direkt. Şuraya bir dondurma büyüsü, şuraya bir dondurma büyüsü. Şuraya tekrardan bir dondurma büyüsü. 27 saniyelik bir süremiz kaldı. Bakalım süreden yana sorun yaşayacak mıyız? Gerçekten geç kaldık bu arada. Lan sandıklar gitmiş gibi işaret çıkıyor. Neden oluyor acaba? Hiçbir fikrim yok. 17 saniye süre kaldı. Yani 3 yıldız biraz zor gibi. Bir yandan biraz farklı işlerle uğraştığım için süreden yiyeceğiz galiba. 10 saniye, 8 saniye. Belediye binasını bari indirebilseydik ya. Vallahi yıldız alamayacağız.
Ulan arkadaş %99'da kaldık. 2-3 saniye başka şeylerle uğraşmasaydık şurada 3 yıldız alacaktık. 10 kupa geldi. 20 kupamız gitti ama sağlık olsun. Ben 3 yıldız kadar olmuş sayıyorum arkadaşlar. Şimdi burada kutumuzu açacağız bakalım. Daha bu kutulardan bize hiç iyi bir şey gelmedi. Ama illaki gelecektir. Ne zaman gelir hiçbir fikrim yok ama galiba bu sandıktan gelmeyecek. Eğitim araştırması geldi. Neymiş bu bakalım. 20 dakika süreceğinde veya en fazla 10 savaş boyunca tüm birlikleri birileri yokuş amiklerini anında eğiten hızlı atıştırmalık. Çok güzel. Kullan bunu. Ben bu atıştırmalıkları çok sevdim bu arada. Şöyle direkt orduyu bastım arkadaşlar. Direkt her şeyimiz hazır. Muazzam iyi ya. Şuradan alev atıcıyı da isteyelim. Gel bakalım şöyle. Ondan sonra sonraki saldırı için hemen geliyorum. İlk saldırımız time fail oldu. Diğer saldırıda onu da çözersek çok çok güzel işler çıkartırız. Hadi bakalım. Arkadaşlar bedava 27 kupa direkt buna da saldıracağım. Bir yandan kargo gelecek diye ona bakıyorum. O yüzden önceki saldırıda bir yürüme kupamız yandı ne yazık ki. Ama çok da dert değil. Şuraya hemen indirelim. Çok bedava 30 kupayı da o yüzden saldırmak istedim arkadaşlar. Köyümüze. Gel bakalım şöyle barbar kralı şu noktadan attım. Şuraya bir tane bebek ejderha desteği. Ondan sonra şuraya balonlar. Meleğimiz barbar kralı gitmesin. Bu konuda sıkıntı yaşamayalım. Şuraya iki tane duvar yıkıcı attım. Orada yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel. Kraliçe o noktada içeriye sokacağız. Kraliçe ve belediye binasını aldığımız an zaten köyde geriye hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar bizim için. Gerisini hallederiz çok basit. Şurada bir tane bebek ejderha attım. Barbar kralımıza diğer barbar kral konusunda destek olması için. Alev atıcıya test de çıkmış. Aa, keşke oraya bir tane balon yollasaydık çok güzel olurmuş. Aslında alev atıcı orayı full temizlerdi. Ama sağlık olsun çok da dert değil baktığımızda. Şuraya bir tane daha melek atacağım. Bir tane meleğimi atamamışım. Buraya bir tane öfke büyüsü olacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kraliçe alsın ve canını fullesin diye. Unicorn'a vuruyor orada. Kaya saçar. O kaya saçarı indirebilirsek bizim için çok güzel olur ama galiba unicorn indirecek kaya saçar orada ne yazık ki yapabileceğim bir şey yok. Dondurma büyüsü de atmak istemiyorum onun için. Orada kraliçe geri çağırma büyüsünü kullanacağım. Orada meleklerin vesairenin ölmesini hiç istemiyorum. Şöyle gel bakalım. Kraliçe o noktadan devam ediyor olsun. Barbar Kral şu alt tarafı temizler. Biz de şu noktadan saldırıya başlayalım. Şurada elektromuz ve diğer şeylerimiz temizliğini yaptıktan sonra. Gel bakalım şöyle birliklerimi atıyorum bu noktadan arkadaşlar. Atabildiğim max hızda. Şöyle bıraktım. Çok güzel. Şuraya bir tane dondurma büyüsü attım. Koruyucunun özelliğini bastım. Öfke büyüsü attım. Evet, gel bakalım duvar yıkıcılar. Şuraya da bir tane daha dondurma büyüsü. Duvarı bir türlü açamadık orada. Şuraya bir tane dondurma büyüsü atalım. Daha halen büyülerimiz elimizde duruyor zaten. Öfke büyüsü attım. Kraliyet şampiyona denk gelmedi ama çok dert değil. Yani bir tane zehir büyüsü, bir tane dondurma büyüsü ve barbar kralın özelliği de elimizde fazlalık olarak kalmış bulunuyor. Gayet güzel bir saldırı oldu. Bedavadan 27 kupayı dediğim gibi almak istedim o yüzden. Sandığımızı açalım. Oo, güzel Ender. Zaten Ender'in üstünü görmedim arkadaşlar sandık olarak ben. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama kahraman iksiri geldi. Kahraman iksiri kullandığım bir iksir değil. Diğer iksirlerden gelseydi daha mutlu olabilirdim. Ama sağlık olsun dert değil. 5'te 5 kahraman iksiri taşa mı dönüştü yoksa bir tane eksik miydi ne oldu bilmiyorum ama şu direkt ordunun basılması bu arada çok OP 20 dakika boyunca onu bayağı bir beğendim söyleyebilirim 4810 kupadayız hadi bakalım saldırılara devam edelim. Evet buradan da bir 27 kupamız var arkadaşlar zaten yavaş yavaş şeye doğru gidiyoruz efsane lige doğru gidiyoruz. Şimdik bakalım bakalım. Burada bir alev atıcımız olsaydı fena olmazdı açıkçası. Ama alev atıcımız yok. O yüzden ona göre oynamamız gerekiyor. Şuradan tomruk atar. Artı kraliçeyi ataraktan başlayacağım arkadaşlar. Elimdeki imkanlarla saldırıyor olacağım. Şuraya iki tane balon yolladım. Ondan sonra şuraya bir tane bebek ejderha. Şuraya da bir tane bebek ejderha. Yolluyorum ki kraliçemiz orada orta noktaya doğru ilerlesin bizler için. Derken kraliçe yani barbar kralı bıraktı orada. Biraz çılgınlık yaptı bizim için. Evet, kraliçeyi içeri sokmak çok da kolay olmayacak. Barbar kralı bırakıp bildiğin dümdüz ordu yürüdü. Biraz hoş olmadı benim için açıkçası. Kraliçenin orada iç noktaya doğru ilerlememiş olması. Aa, orada bir bebek ejderha varmış zaten onu da yeni fark ettim. Duvar yıkıcılar da hiçbir halta yaramıyor böyle dağınık düzenlerde arkadaşlar. Duvarların ayrık olduğu yerlerde. O duvar yıkıcılar meselesi de biraz sıkıntı. Şuradan barbar kralı yollayalım.
Geri çağırma büyüsü. Gel bakalım kraliçe. Sen o noktada daha fazla işe yaramayacaksın çünkü. Kraliçeyi alt noktadan devam ettirmek istedim burada. Şimdi çok güzel cehennemler vuruyor Barbar Kral. Çok da sıkıntı olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Burada Barbar Kral'ın özelliğine ben direkt erkenden basıyor olacağım. Burada zehir büyüsünü kullanacağım. 90 seviye kraliçe boru değil arkadaşlar. 86 seviye kraliçesi var rakibimizin. Hatta 55 seviye koruyucusu öldürdü bizimkine. Geç kaldık o noktada. Gel bakalım şöyle. Ana orduyu bu noktadan bırakacağım artık. Barbar Kral orada iskeletlerle boğuşuyor. Şöyle koruyucunun özelliğini tam bu noktada bastım. Belediye binasının zehri bizim canımızı biraz yakabilir ama bakalım bakalım ne kadar yakabilecek. Ana ordu çok o zehrin içinde gezmezse bizim için güzel olur. Şuraya bir tane görünmezlik büyüsü attım. Çok güzel. Barbar Kral orada yaşıyor olması bizim için ayrıca iyi bu arada. Ana ordu biraz sağ taraftan dağınık gidiyor. Barbar Kral burada tek başına kalması hiç iyi olmadı bizim için. Barbar Kral normalde muazzam tanklardı ama şu an boşu boşuna ölüyor arkadaşlar bir tık. Şurada bir öfke büyüsü kullanıyor olacağım. Rakip şampiyon biraz sıkıntı bizim için. Orada ona dondurma büyüsü atacağım. Ejderhalar halen arkada olduğu için rakip şampiyonu kesebilecek bir şeyimiz de yok. Biraz zor bir saldırı. İyi kullanamadık özellikle kahramanlarımızı. Gel bakalım. Güzel. Rakip kraliyet şampiyonu da indirmeyi başardık. Bir 30 saniye süremiz kaldı. Yani kahramanlarımızı iyi kullansaydık bu saldırıyı çok rahat alırdık diye düşünüyorum. Nerede hata yaptık? Bir kere alev atıcımız yoktu. Klan Kalesi'nin 10 dakikalık bekleme süresi yoktu. Alev atıcı olsaydı farklı olurdu. Bir de kraliçeyi çok basit kaybettik. Doğru, şimdi hatırladım. Barbar Kral da şansına ordu buradan temizleyerek gitti. Barbar Kral direkt merkeze girdi arkadaşlar. Orada biraz kaybettik. Bunların hepsi birleşince buna rağmen %98 2 yıldız aldık. Bence yine fena değil. 18 kupa aldık. Çok sıkıntı, çok dert değil. Çünkü her türlü 5000 kupa olacağız. Ve bu saldırılarda çok da önemli değil yani. 3 yıldız alsak da almasak da. Yine eğitim atıştırmalığı geldi bu arada. Ben eğitim atıştırmalığını bayağı beğendim. Sadece bir klan kalesi konusunda sorun yaşıyoruz. Onu da isterseniz siz arkadaşlar burada takviye kısmından madalyalarınızı harcayarak halledebilirsiniz. Ben sadece tercih etmiyorum diyelim. Bir 8 dakikalık daha süremiz var arkadaşlar. Şöyle anında eğit diyerekten direkt ordumuzu çıkartabiliyoruz. Hiç beklememe gerek kalmıyor. O yüzden güzel bir güncelleme diye düşünüyorum ben şahsen. Arkadaşlar son saldırımı da klan savaşı olarak yapacağım sizler için. Uzun zamandır klan savaşı da yapmıyordum. Kahramanlar biliyorsunuz yükseltmede olduğu için. Şöyle ordumuz, her şeyimiz hazır. Burada klan savaşı yapıyor olacağım. Klandakiler de bu arada hemen bağış attılar. Çok teşekkür ederim onlara da. Gel bakalım şu noktadan alev atıcıyı ataraktan başlayalım. Alt taraftan alev atıcıyı direkt yapıştırdım arkadaşlar. Şöyle şuradan da iki tane balonla beraber hemen yolladım. Şöyle şuraya bir tane bebek ejderha. Şuraya bir tane bebek ejderha. Şuraya üç tane duvar yıkıcı. Çok güzel. Şuraya zehir büyüsü. Barbar Kral orada biraz zehir büyüsünün dışına çıkacak ama çok da dert değil çünkü donmuş ok gibi muazzam bir ekipmanımız var. Kendisini ileride veda etme ihtimalimiz olabilir ama şu an için çok çok işimizi görüyor diyebilirim. Donmuş ok. Şurada bir tane öfke büyüsü atacağım. Aa, duvar yıkıcılar hiç istediğim yere gitmedi. Evet, duvar yıkıcıların o noktaya gitmesi biraz hoş olmadı. Ama duruma göre bakacağız arkadaşlar. Şu anlık kreşe halletsin bakalım halledebildiği kadar yere. Evet, kreşe dış taraftan dolanacak gibi duruyor. Şuradan Barbar Kral'ımı bırakayım ben. Tamam, güzel. Alt taraftan belki ilerleyebiliriz kreşe ile beraber. Kreşeyi aldım bu noktada arkadaşlar. Tam olarak şu noktada bıraktım. Bakalım kraliçe alt noktadan istediğimiz yerlere doğru gidecek mi? Barbar Kral'ın özelliğine basacağım orada. Kaç tane iskelet var ben sayamadım. Ben sal da koca öküz vursun. Orada Barbar Kral sürekli bir animasyonu iptal oldu. Neden bilmiyorum ama. Şimdi bir dakikalık bir süremiz kaldı. Onun da farkındayım arkadaşlar. Ana orduyu birazdan bırakıyor olacağım. Ama şurada tekli cehennemi önce bir donduralım. Şuradan şöyle ana orduyu.
Güzel bir şekilde bırakıyorum. Çok güzel. Koruyucunun özelliğini bastım tam o noktada. Şuraya bir tane dondurma büyüsü attım. Şuraya bir tane balon attım. Şuraya bir tane öfke büyüsü attım. Çok güzel. Eğer ana oradan sağ salim çıkabilirse ki çıkacak gibi duruyor. Kraliçemiz de yaşıyor. 42 saniyede süremiz var. Şuraya bir tane dondurma büyüsü attım arkadaşlar güzel bir şekilde. Şuraya bir tane görünmezlik büyüsü attım. Ah hava soğumasını vursaydı çok daha iyiydi bizim için ama 30 saniyelik bir süremiz kaldı. Kraliçemiz de yaşıyor. Havada da yeterince birliğimiz var gibi duruyor. Sanırım 3 yıldız almayı başaracağız. Şu köşede bir tane inşaatçı kulübesi duruyor. O sıkıntı olur mu diye bakıyorum. Orada full can bir tane ejderhamız onu da indirmeyi başaracaktır. Gayet güzel. Kraliçemiz zaten full canla beraber yaşıyor. 3 yıldız almayı başardık klan savaşımızda da. Gayet güzel. Elimize sağlık diyelim. Son saldırımı bu şekilde klan savaşı olarak yapmış oldum arkadaşlar. Zaten artık daha fazla klan savaşı izlersiniz benden. Koruyucu kostümümüzde görmüş olduğunuz yani bence çok güzel bir kostüm. Özellikle saldırı tekrarında da izlemek lazım ama saldırı günlüğünde gözükmüyor. Gel bakalım şuradan bir bakalım. Şöyle bir hemen hızlandıracağım. Detaylı olarak koruyucunun vuruş animasyonu falan da bakayım. Çünkü saldırırken çok koruyucuya odaklanamıyorum. Kullandığım orada başka şeylere odaklanmam gerektiği için. Şöyle 4x hızı aldım arkadaşlar. Hemencik gel bakalım. Koruyucuyu hangi noktada atacağız? Koruyucuyu atmamızı bekliyorum bu arada şu an hala. Alt tarafta kraliçenin öldüğü saldırı bu. Hatırladım. Koruyucumuz bu şekilde. Yani vuruş animasyonunda falan bayağı bir ileriye gidiyor. Ejderhası falan uçuyor yanında. Zaten biliyorsunuz yani altın bilete gelmiş en iyi kostüm direkt benim gözümde. Gayet güzel bir animasyonu varmış. Bayağı ileriye atılıyor animasyon olarak da. Bunu da detaylı olarak bakmış olayım. Hem de görmüş olalım istedim arkadaşlar. Saldırıda kraliçeyi ve barbar kralı biraz boş harcamıştık. O yüzden son olarak %2'lik bir kısmı alamamıştık. Ama sağlık olsun yine de güzel saldırıydı. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. 4828 kupaya kadar çıktık. Yakında efsane lig saldırılarını ve klan savaşlarını daha fazla izliyor olacaksınız. İzleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. 4 saat sonra burada inşaatçı kulübesi yükseltmem bitiyor. Ayrıca 9 saat sonra da Anka kuşumu son seviyesine 10. seviyeye yükseltmeye bırakıyor olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay. Hadi bakalım.